E, gerek oyunsal olarak, oyun olarak gerek de e, fiziksel olarak düşüş yaşayacağını ben tahmin etmiyorum. Daha da çok üzerine katacaklar. E, belli zaten gösterge belli. E, i̇şte Valencia'nın çok Serdar Dursun, Serdar Dursun Dursunlar. var. E, işte, King geliyor orada oynatabiliyorsunuz. Yani bütün e, oynayabileceğiniz bir forvet hattı var ve orta sahada da aynı şekilde. Devamlı değişiyor. Türk oyuncular, en elit Türk oyuncular Fenerbahçe'de. Bunu da vurguluyoruz. Devamlı da vurguluyorum ben. Ha, Fenerbahçe düşüş yaşayacağını tahmin ha, Mağlubiyet olur. Puan kaybedebilirsiniz. Ama buralarda ne zaman kaybeder? Çünkü Fenerbahçe 5-6 maçtan sonra belki bir tane kaybedebilir. Geçen sezon Trabzonspor'da nasıl bahsediyorduk değil mi? Ee, Zeki. Ama bu sefer rakipler çok farklı. Geçen sezonki gibi değil. Sizi tek başınıza bırak. Mesela örnek ha, biz hep Beşiktaş, Trabzon, bir Kayseri Sporu konuşalım. Ki onların en büyük şansı transfer yapmadılar. Takım toplu bir halde gittiler. Belki izleyici sezonda bu takımı tutup 5 tane yaparsanız çok farklı bir yerlerde bir Kayseri Spor izletebilirler hı hı. bize. Ama süreklilik önemli. Büyükler gibi olmanız lazım. Ben Fenerbahçe'de kısa tekrar bahsedeyim. Çok fazla bir sıkıntı yaşayacağım. Çok ciddi alıyorlar. Ee, yine sava kaldıkları yerden savaşıyorlar. Yani yok bir taktik deneyelim, yok işte oyuncuların e, son durumunu göreyim. Hoca hiç öyle düşünmüyor. E, evet bütün oyunculara şans vermesine rağmen her oyuncu e, ilk 11'de oynayacakmış gibi e, mücadele gösteriyor. E, bir defa e, asla pes etmiyorlar ve e, kazanmak için sahile çıkıyorlar. Hazırlık maçlarını... Genelde takımlar kazanmak için değil, e, hocalar ya da kazanmak için değil. Ta, oyuncunun son durumunu görmek, yeni taktikler geliştirmek, yeni oyun anlayışı üzerinde durmak e, için e, genelde bu hazırlık maçları olur. Ama e, Jesus bütün maçları kazanmak için çıkıyor. O kazanma e, bütün alışkanlığını kazanıyor. sürdürmek için. Yani üç şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında 3 maç kaybetti. Üçünde de 10 kişi kaldığı maçları kaybetti. E, yani... Mert Hakan Yandaş mesela o da ikinci yarıda ya yani ikinci bölümde 14. haftadan sonra devreye girecektir. Onun da çok formunun yükseldiğini gördük. Sakatlıktan sonraki geri dönüşü çok iyi. Ya e, Fenerbahçe'de hani eksik mevki olarak düşünülen işte hoca stoper istiyor. Ben e, forvet konusunda işte Serdar Dursun'u kullanabileceğini gördük. E, Pedro'nun yerine Samet Akaydın kaydın konuşuluyor. Onunla ilgili bugün konuştum Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir operasyon geçirdi. Durumu çok iyi. Ya geçmiş olsun. Evet, basit bir operasyon. Öyle söyleyeyim. Aha. İnsanlar tedirgin olmasınlar, üzülmesinler. Hani çok kolay bir operasyon. Geçmiş olsun, hafif ağrıları var. Bugün konuştum. Onda evet. haber üzerine konuştuk. Ee, Samet Akaydınla ilgili çok e, oyuncumla ilgili haberler yapılıyor. Benim işte, işte Asya başkanıyla görüştüğüm işte e, <laughs> ya ben operasyon geçirdim. Hani böyle bir görüşme olmadı dedi. Ama şunu söyledi, direkt e, onun ağzından söyleyeyim. Bunu da yayında söyleyebilirsin dedi. Oyuncumu Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'de istiyor, Galatasaray'da istiyor. Evet. Şu anda bitmiş bir şey yok. iki takım adına da yurt dışından da bir takım istiyor dedi. Hı hı. Takım ismini söylemedi. Yani Samet Akaydın şu anda ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da ne de yurt dışından isteyen takımda. Ee, değerini buldu mu satarım dedi. Aynen satılmayacak oyuncu yok benim için. Ama oyuncumun bir değeri var. O değeri verirlerse ben oyuncumu satarım. Bu Fenerbahçe'de olabilir Galatasaray'da olabilir. Avrupa'dan isteyen takım da olabilir dedi. Görüşmelerimiz sürüyor. Belli ki Samet kaydın Ocak ayında bir takıma gidecek. Yani o Fenerbahçe yurt dışından o yurt dışından isteyen takım olmaz diye düşünüyorum ben. Bu ya Fenerbahçe olabilir ya Galatasaray olabilir. Tabii ki iki takım arasındaki rekabetten Adana Demirspor karlı çıkacak sonuçta. Daha e, o açık ha, bak, artırma ha, gibi bir durum olacak. <laughs> e, Fenerbahçe diyecek ki Galatasaray'a kaptırmayalım. <laughs> Galatasaray diyecek ki bak Türk oyuncu e, biz alalım. Yani iş o duruma gelmiş. Samet iyi bir oyuncu. E, i̇ki yıldır fark yaratan bir oyuncu. E, onun için de çok iyi olur. E, büyük takımda oynamak farklıdır. İki takımda da çok rahat oynar onu da söyleyeyim. Ya daha önce çıkan haberlerde özellikle Jesus'un bu forma adaleti nedeniyle e, oyuncunun Fenerbahçe'yi daha fazla istediğine dair sabah gazetesinde haberler şimdi şöyle e, çıkmıştı. Yani oyuncu Trabzonlu bir defa onu söyleyelim. Geçmişi Trabzonlu. Oradan yetişti. Yani e, aynı şartlar e, yani dört takımda istese aynı şartları verse ben tercihinin Trabzonspor olabileceğini düşünüyorum ama Trabzonspor'un gündeminde değil. Onu da söyleyelim. Hı hı. Ee, Fenerbahçe biraz daha istekli anladığım o Keşke profesyonel gibi. hani e, Trabzon geçmiş olsa da Fenerbahçe'de de aslanlar gibi oynar Galatasaray'da da aslanlar gibi oynar profesyonel bir oyuncu çünkü Yesus ee, istiyor evet çünkü yoğun maç trafiğinde Serdar Aziz'in bazen sallandığını sağda sallayan hani performansla inişli çıkışlı e, durumlar olduğunu söylüyor yorgunluk nedeniyle Orayı rahatlatmak istiyor. Samet Akaydın da çok değerli bir oyuncu dediğim gibi. Ama bir taraftan da Galatasaray'da istiyor. Galatasaray'ın da Türk oyuncu ihtiyaç var. O havuzu genişletmek istiyor. Galatasaray gelince onu da konuşuruz. Ama şu anda Fenerbahçe'ye gitmiş de değil. Ama ama şimdi Fenerbahçe'den de bu kadar anlaş anlaşıldı e, haberleri çıktıktan sonra hayır ben anlaşmadık şimdi gibi şöyle, bir açıklama ama görmedim. Ama onu başkana sordum. Başkanın da söylediği şu. Yani Fenerbahçe ile de görüşüyoruz. Galatasaray'la da görüşüyoruz. Yurt dışında da bir takımla görüşüyoruz. Hı hı. Bir tane hiçbir şey yok dedi. Şey mi diyor? para yani, veren dedi. şey üzerine ne dedi bunda? Hani Fenerbahçe iddialarını çok dillendirdik ya Fenerbahçe'ye evet. gitti evet. falan etti. İşte Galatasaray'dan da işte başkanlar nezdinde görüşme oldu falan. Yok dedi. Yani ben zaten dedi hani bir sağlık problemi yaşadığım için onlarla uğraşıyorum ama e, profesyonellerimiz görüşüyor dedi. İki takımla, üç takımla görüşülüyor dedi. E biten bir şey var mı? Henüz biten bir şey yok. Çünkü başkanın kafasındaki ya da Adana Demirspor kulübünün e beklentisi olan rakama çıkan takım yok şu anda. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye gittiğini düşünelim. Onun dışında sizce e bir transfer isteyecek midir Jesus Örneğin bir kaleci isteyecek midir? Yok. Yoksa transferi e bir tek Samet Akaydın'ın hamlesiyle İstemez. kapatır mı? İstemez. Altay'ı o kadar koruduktan sonra Altay'ı. E Alacağı kaleci büyük bir ihtimalle yabancı olur. Olursa da Altay'ı bu kadar tribünler der ki bu sefer vay efendim bize, bize, bize tepki gösterdin. iki kere ya da üç kere biliyorsun Altay'ı aldı işte hı hı. bana tepki gösterin Altay'ı kalecinizi yuhalamayın eleştirmeyin Altay'ı çok tutuyor. Altay'ın e, yedeği olacak bir ortama bir iki oluşturma kadını olabilir mi bir ya, yabancı durumu... kontenjanla şimdi doluyken yabancı kaleci alamazsın. yerli kaleci de kime alacaksın zaten alabileceğin en iyi yerli kalecilerden birini aldın ama o, o oynayamıyor yani şimdi Altayı da kaybedersin bu sefer o risk de var bunu Jesus bunun planlamasını mutlaka yapıyordur. O zaman ee, sadece Samet am. <laughs>